Norsiam'dan herkese merhabalar. Yine bir bilanço dönemiyle birlikte sizlerle olacağız Norsiam YouTube kanalından önümüzdeki dönemde bilançolar açıklandıkları günlerden sonra bilanço analizlerimizi takip ediyor olabilirsiniz. Aynı zamanda e, bu videoda da bilanço beklentilerini konuşuyor olacağız. Hangi sektörlerin öne çıkması bekleniyor? Hangi şirketlerin e, öne çıkması bekleniyor? Ve hangi şirketlerden daha yüksek karlılıklar bekleniyor ve daha büyümüş bilançolar bekleniyor? Bunları konuşuyor olacağız. Aslına bakarsak genel hikayemizde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Hala yüksek enflasyon, zayıf Türk lirası ve güçlü talep üçgeninde devam eden bir büyüme yaşanıyor. Borsa İstanbul'da 26 Temmuz itibariyle bilanço sezonu başlıyor olacak ve konsolide olmayan şirketler için 9 Ağustos'ta konsolide olan şirketlerden de aslında 19 Ağustos'a kadar bilançoları takip ediyor olacağız. Nereden baksak bir aylık bir süreç bizleri Bekliyor olacak. Borsa İstanbul'da da son günlerde tekrardan yukarı yönlü bir miktar e, hareketliler yaşanmaya başlandı. Bu da aslında bilanço beklentilerinin satın alınmaya başlandığının habercisi olabilir. Aslına bakarsak az önce bahsettiğim yüksek enflasyon e, görünümünde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Hala yıllık olarak %78 seviyelerinin üzerinde e, bir yıllık enflasyon, yıllık tüfemiz bulunuyor. Ve yine %138'lik bir üfe bulunuyor yıllık olarak burada aslına bakarsak fiyatlara yansıdığını son dönemde takip ediyor oluyoruz. E, enflasyondaki yansımaların fiyatlarda Borsa İstanbul'daki şirketlerin özellikle fiyatlarında, e, satış fiyatlarında, cirolarında net olarak görüldüğünü gözlemledik. Neredeyse e, birçok şirketin en azından cirosunu ve karlılığını 2-3 katına çıkarttığını takip etmiştik. Yine önceki dönemde de bu çeyrekte de aynı şekilde güçlü beklentiler devam ediyor. Aynı şekilde ee, özellikle yine finansal tarafta bankacılık endeksi önderliğinde yine bir bilanço dönemi takip edebiliriz. Bankalardan yine oldukça güçlü karlılık ve ciro büyümeleri beklendiğini e, görüyoruz. Burada öne çıkan durum bankalar için aslına bakarsak e, tüfe ya da dayalı devlet tahvillerinden gelen kar katkısı oluyor. Ve yine kredi makasından kaynaklı e, kar büyümesine katkı yaptığını gözlemledik. İlk çeyrekte, ikinci çeyrekte de aynı bu şekilde hikayenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve hatta ilk çeyrekten daha iyi bilançoların beklendiğini söyleyebiliriz. Bankacılık tarafı için bankacılık tarafını yine aynı şekilde perakende ticaret özellikle yüksek enflasyonla beraber e, gıda perakendeciliği yapan şirketlerde ciddi anlamda e, burada iyi beklentilerin e, oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine e, burada öne çıkan şirketlere baktığımızda gıda perakendecileri açısından e, BİM, Migros ve yine içecek tarafında da Anadolu Efes ve Coca-Cola tarafına baktığımızda burada e, güçlü bilançoların beklendiğini takip ediyoruz. Yine bankacılık tarafında da özellikle özel bankalarda, iş bankasında hem iştiraklardan gelen katkı hem de e, yine kredi makası ve devlet tahviline yani tüfeğe dayalı devlet tahvillerinden gelecek katkı ile birlikte iş bankası burada öne çıkabilir. Onu yine yapı kredi, garanti, akbank ve kamu tarafında da vakıf bank bankaları takip ediyor olabilir. Perakende ticarette Migros, Bimaş, Anadolu Efes ve Coca-Cola'nın öne çıkabileceği bir bilanço dönemi izleyebiliriz. Yine aslına bakarsak TÜPRAŞ tarafından da önemli beklentilerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Özellikle ürün marjlarının 40-50 dolar seviyelerine çıkmasıyla beraber hatta burada ilk çeyrekte de takip ettiğimiz o ürün marjlarının 30 dolar seviyelerine kadar çıkmasıyla birlikte güçlü bilançolar beklentisi vardı ancak şirket hedge yapıyor. Yani şirket hala daha riskini düşürme amaçlı hedge politikası uyguluyor ve buradan bir miktar aslında nakit akışlarında e, sıkıntılı bir görünüm hakimdi. Fakat ikinci çeyrekte özellikle yine yüksek seyretmeye devam eden e, ürün marjlarıyla 40-50 dolarlara çıkmasıyla buradaki Tüpraş'ın ürün marjlarının e, güçlü bir bilanço beklentisi yaşandığı söylenebilir. İkinci çeyrek için e, burada da yine son dönemde tekrardan hareketlendiğini söyleyebiliriz. Yine otomotiv tarafında Doğuş Otomotiv'de özellikle ithalat e, tarafında e, öne çıktığını görüyoruz. Doğuş Otomotiv ve ithal araçları olan Talebin hala oldukça canlı olduğunu görüyoruz e, yurt içinde. E, buradaki bu talep, e, güçlü taleple birlikte yine doğuş otomatikten de güçlü beklentilerin oluştuğunu söyleyebiliriz e, otomotiv tarafında. Yine şişe camın e, özellikle yine nereden baksak son e, çeyrekte baktığımızda, e, ikinci çeyrekte %20'nin üzerine bir kuru artışı yaşandığına şahit olduk. E, buradaki kuru artışı özellikle ihracatçı şirketler için kuru, e, daha doğrusu bilançoların, pozitif etkiler yaratacaktır. Özellikle ciro ve karlılıkta ciddi anlamda katkılarını takip ediyor olacağız. Ancak burada yine önemli bir nokta, unutulmaması gereken bir nokta. Euro bölgesi bizim için oldukça önemli bir bölge, önemli bir ihracat pazarı ve Euro kurunun da bir miktar gevşemesi, yine bir seviyelerine doğru bir hareket gerçekleştirmesi de burada belki bir miktar karlılıklarda baskı yaratabilir. Ancak TL'deki zayıf seyrin devam etmesiyle birlikte bu etkilerin oldukça sınırlı kalabileceğine Şahit olabiliriz. O yüzden yine şişe camda aslında bakarsak tam tarif ettiğimiz e, duruma hitap eden bir şirket. Buradan da güçlü e, toparlanmaların, güçlü karlılık ve ciro artışlarının e, bu çeyrekte de beklendiğini söyleyebiliriz. Genel anlamda ve yine bu şirketleri ve bu sektörleri aynı şekilde elektrik üreticileri ve enerji üreticileri takip ediyor olabilir. Yine burada öne çıkan şirketlere baktığımızda alarko ve Aksen'den ciddi anlamda güçlü bilançoların beklendiğini söyleyebiliriz biliriz. Ee, aynı şekilde tabii ki de bahsetmesek gerçekten eksik bir video yapmış oluruz. Havacılık tarafında özellikle son dönemde açıklanan doluluk oranlarına baktığımızda rekor yıl kabul edilen 2019 yılının e, seviyelerin üzerine çıkıldığını e, şahit olduk. O yüzden bu istatistiklerle beraber havacılık tarafında ciddi anlamda beklentilerin yüksek olmaya devam ettiğini, özellikle 3. çeyrek bilançolarında bu etkilerin daha da net bir şekilde görülebileceği unutulmamalı. Burada da öne çıkan şirketlere baktığımızda Türk Hava Yolları burada başı çektiğini söyleyebiliriz. TAV Havalimanı yine aynı şekilde burada öne çıkan diğer şirketlerden birisi oluyor. Pegasus'a baktığımızda Pegasus'ta bir miktar daha aslında negatif bilanço hareketinin yaşanabileceği, negatif beklentilerin yoğunlukta olduğu şirketlerden biri olarak görülebilir. Şirketin zararda olmaya devam edebileceği unutulmamalı. Ve yine beyaz eşya sektöründe de kar marjlarında olan negatif etkilerin bu çeyrekte de devam etmesi beklenebilir. Özellikle artan plastik ve metal fiyatlarının beyaz eşya sektörüne ciddi anlamda negatif etkiler yarattığını ve kar marjlarını çok ciddi şekilde aşağıya çektiğine şahit olmuştuk. Bu da karlılık üzerine doğrudan etki yaratıyor. O yüzden burayı yakından takip etmekte fayda var. Yine daha enflasyon oranına yakın büyümeleri görebileceğimiz sektörler olarak beyaz eşya ve telekomünikasyon şirketlerinin yani Türksel ve Türk Telekom yine borsada öne çıkan önemli şirketlerden burada yine enflasyona paralel şekilde büyümeler gerçekleşebilir veya enflasyonun altında büyümeler gerçekleşebileceği unutulmamalı. Yani negatif beklentiler tarafında Pegasus, Arçelik, Vespe, e, Türksel ve Türk Telekom'u takip ediyor olabiliriz. Ancak tabii ki de burada sürprizler gerçekleşecektir. İyi beklentileri karşılayamayan şirketler olacaktır. Beklentilerin üzerine çıkan şirketler olacaktır ve kötü beklentilere rağmen daha iyi bilanço açıklayan şirketlerin olabileceği Unutulmamalı genel anlamda iyi bir bilanço dönemi'nin izinebileceği beklentisi yüksek burada borsa İstanbul'da da son dönemdeki tekrardan fiyat hareketinin yukarı yönü çevrilmesi de bunun en önemli sinyallerinden birisi olabilir yani bilanço beklentileri satın alınmaya başlanmış olabilir bu da önümüzde kısa vadede belki tekrardan bir hareketlenme bir ivme yaşayabileceğimizin aslında potansiyel ihtimalini arttırmış olabilir diyebiliriz. Üçüncü çeyrekte de aslında yine bilançolar tarafında e, beklentilerin oldukça yüksek olduğunu takip ediyor olacağız. Yine çünkü üçüncü çeyrek içinde, e, üçüncü çeyrek bilançolarında da buradaki beklentilerin ve e, hikayede değişiklik olmadığı sürece yani yüksek enflasyon, zayıf Türk lirası ve güçlü talepte herhangi bir değişiklik olmadığı sürece üçüncü çeyrek bilançolarında da bu pozitif etkilerin devamını izleyebiliriz diye Biliriz. Önümüzdeki günlerde de yine bilançoları açıklandıkça YouTube kanalından bu videoları yayınlamaya devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.